çalar güm 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 güm, her yanlar çınar. Aslan kardeşler ne güzel oynar. Evet, çok değerli otantik Kıbrıs mutfağı izleyicileri, bu hafta yine sizlerle birlikte otantik Kıbrıs mutfağına not düşeceğiz, imza koyacağız. Ve biz bu hafta Eko Turizm Pilot Köy Büyük Konuk'tayız diye bir adı Gomi veya Komi Kebir'deyiz. Ve sizlere bu hafta yine otantik Kıbrıs mutfağına ait bilinen zaman zaman panayırlarda, zaman zaman çok küçük lokantalarda, hamur işi yapan yerlerde ve özellikle evlerde yapılan bir tatlı türünü sizlere anlatmaya çalışacağız. Biz bu hafta Gülşen'le beraberiz Büyük Konuk'ta. Gülşen, nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha önce yaptık burada programcıklar da. Evet. Güzel güzel. Hı. Değil mi? Evet, evet. Ha. Nasıl bu programcıkları? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Kıbrıs'a ait yemekler, kültürlerimiz daha doğrusu ileriye götürürüz. Çoluk çocuğumuza, torunlarımıza bırakmaya kararımız yani bu şeyleri. Çok güzel şeyler. Yani bu anadan, dededen, neneden kalma mutfağı yürütmek hoşuna eder mi? Hazır mı ondan? Evet, çok. Hoşuna eder, hazır mı? Hamur işleri çok beğeniyorum, yapmasını çok beğeniyorum. Beğeniyorum da. Vallahi ben geçen aylarda burada çekimdeyken bizim Serkan var çarşı belediyeden. Evet. Onun kızı var Özge. O maskara hayran oldum ben. Yeğenim de. Evet. Tombicik böyle. Ufak elinde ufak oklavacık şey yapar. Börecik açar, börek, hamur işi yapar. Çok keyifli bir şey. Ben de aynen öyle küçükken aynı şeyleri yapardım. O şey var, ufaktan varsın o evet, şey. Evet. Merak. Evet. O şekilde. Tekrar bir şey sorayım sana. Bizim bu lokmaya geçmemize önce. Kıbrıs mutfağını mı yapmayı çok seven? Yoksa dünya mutfaklarından değişik hamur işlerini seven? En çok nereden keyif alın? Seviyorum, değişik de yapmayı da severim. Ama genelde de bizim mutfağımızı onu çok seviyorum. Yürütmek, sürdürmek yürütmek olarak da, evet, yapmak olarak da bir keyif, zevk kalın değil mi? Keyif alıp diye bakıyorum. Harika o zaman. Peki o zaman bugün ne yapacağız? Ben geç şu lokma edeyim ama doğru söyleyeyim. Lokma yapacağız. Evet, lokma. Tamam. Bu lokmayı da öğrenin şeyden, annenden. Annemden sayılır. Ama ben kendi çabalarımla hep. Çabalarım hep kendi çabalarımla. Kendim yaptım. Tamam. Biz şimdi lokmaya ne koyacağız malzeme olarak? Bir onu sayalım istersen. Un. Unumuz burada. Tuz. Tuzumuz da burada. Yağ. Evet. Ne yağıdır bu? Zeytinyağı. Zeytinyağı, tamam. Ve maya. Ve maya. Maya. Artı? Mayaya şeker koyarız, heh, mayalansın diye. Evet. Ondan sonra ne yapacağız? Bunları karıştırıp yoğuracak şimdi, evet, değil mi? Mayamızı koyacak, mayalansın. Tamam. Karıştırıp. Hadi yapalım bunu o zaman beraber. Mayalanmasını bekleyeceğiz. O zaman başlayalım sırayla. Ve devam etsin. Azıcık azıcık. Bunlar mı ölçüsü Gülşah Hanım? Yok. Göz kararı yapıyorum. Göz kararı değil mi? Göz kararı. Alışık göz kararı. Göz kararı. Göz kararı. Evet, önce mayamızı hafif şekerle eritiyoruz kendisi içerisinde. Ilık su kullanarak. Ve bunu beklemeyelim. Ne kadar süre bekleyecek o? 5-10 dakika. 5-10 dakika. 5-10 dakika. Ondan sonra ne yapacak? Ondan sonra bütün harcımızı, malzememizi karıştıracağız. Tamam. O zaman 25-10 dakika da hem bunu şey yapalım biz. Gülşah Hanım, şimdi biz maya bekleyecek. Girsin diyecek şimdi. Girmesin mayalansın diyecek. Mayalansın diyecek. Girsin değil. Yok, mayalansın. 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 Tamam. Girsin nerede derler? Hamura derler girsin. O da mayalandı. Ama o da mayalanması. Eski deyimlere göre girsin. Eski deyimlere göre konuşsun. Evet. Eski deyimlere göre. Çünkü amacımız mutfağı tadıyla, sözüyle, geleneğiyle tanıtmaktır. Evet. Bunu yürütmektir. Peki Gülşah Hanım, bu lokmayı ne zaman yaparlar? Yalnız bunu yaparlardı. Bizim deyimlerimle eskiden namazlarda. Namazlarda? Yer cuma? Yok. Yılda bir de ben. Ne namazı var? Hani üç aylar girerken. Evet. O zaman. Evet, üç aylar yapılır. Evet. Evet, üç aylar girdiği zaman.
gireceği zaman. Evet. Ramazan hani ayı gelir ya, 3 aylar önce gelir. O zaman yaparlar. Hı hı. Mesela yarın namazdır. Yarın lokma günü. Ama biz bugünden yapıyoruz. Yarın lokma günü diyor. Evet. Yarın ne var? 3 aylar gire. 3 aylar. Yarın 3 aylar. Yarın 3 aylar başlıyor. Oruçta tutan mı? Tutar. Tutan 3 aylar. Yok, unutmam. Yani Ramazan'dan. Normal mi? Başka ne de yaparlar bunları? Cenazelerde? Bazen yaparlar böyle. Eskiden yaparlardı cenazeler. Cenazelerde vardı onlar da. Bayramlarda, seyranlarda böyle. Yapılan bir şeyleri tatlı olarak. Panayırlarda. Panayırlarda çok yiyelim. Eski insanlar mesela panayıra gidiyorum diyor. Şamişi lokma yiyelim. Evet. Tabi evet. Bu arada bugün şamişi de yapıyoruz. Ekşilik yapalım onu bugün. İnşallah. Tamam, o da güzel. Evet, demek ki bu aynı zamanda panayırlarda geleneksel bir tatlımız. Tatlımız orada. Evet. Evlerde yapılır zaman zaman. Her zaman. Değil mi? Yapılır. Yapılır. Sen bunu yaparsın ya da zaman zaman sık sık. Yapıyorum. Evde severim. Ya eşim dostum beğeniyor. Hadi Gülşen ne diyor. Senin lokman güzeldi, yapalım. Lokma yapısı yiyelim. Yapıyorum. Duyduğunuz gibi değerli izleyiciler. Gülşen o çok iyiymiş lokması ve öncelik lokmasını. İnşallah tadacaksınız. Tadacak tabii ki onu. Tabii bir süre önce de şey oldu köyde. Ekoday oldu. Evet. Orada da vardı lokma değil mi? Evet, yapıyordum. Evet. Siz yaptınız mı? Ben yaptım. Ha, ya ben lokmayı. Yaptım lokmayı. Ha, lokmayı. Nasıl gitti şey. Talep? Çok güzel. Beğendiler değil çok, mi? Çok beğendilerdi. Hatta yani eksildim bile. Eksildiniz bile. Az yaptım. Az yaptım derken yaptım bitti. Tekrar mayaladım. Tekrar mayaladım hamuru. Ve devam ettim. Evet. Çok güzel. Ama çok güzel. Çok güzel. Çok güzel oldum. Gülşen nasıl buldun Ekoday'ı? Buna bir konuşalım. Arada çünkü işimiz gene şeydir. Aynı şekilde. Nasıl buldun Ekoday'ı? Bu yıl çok güzel oldu. İyi oldu. İyiydi. Çok güzel, çok güzel. İyi oldu. Her zamanki rağmen çok güzel oldu. Oldu. Bir şey sorayım ben size. Gomi'de büyük konukta bu geleneksel Ekoday'ın uluslararası alanda olmasını ister misiniz siz? Evet. Yani dışarında satış maksatı değil ama en azından tanıtım amaçlı. Tanıtım. Ekoturizm işletmeleri gelsin, renk katsın, biraz daha ismi duyulsun. Uluslararası Anadolu bir şey. Güzel mi, çirkin mi? İsmi güzel duyuldu. Ve daha da duyulmasını isteriz tabii. Yani böyle bir talebiniz var mı sizin? Öyle bir isteğiniz var mı evet, sizin? Evet, tabii muhakkak. Daha bir marka olmak. Yani bu kabile dediğimiz. Bütün dünyaya duyurmak. Yani kabile dediğimiz o, evet, o küçük toplum sınırlarının dışına çıkıp da bu ismi oraya taşımak gibi bir. Evet, evet. Çok güzel bir şey oluyor. Yani bir şey istiyorsunuz. Muhakkak istiyoruz. Ne de bu şey köylü? Aynı görüşü mü sizinle yoksa? Yani o heyecanları var mı? Genelde var. Genelde var. O heyecanları vardır. Evet, var. Ve bu tatları, bu lezzetleri, bu otantik Kıbrıs mutfağını daha dünyaya, bir sınır ötesine taşımak olayı. Evet, evet. Öyle şey var yani, beklenti de bilmiyorum ama. Var, bir, beklentimiz var yani. Öyle var, bir beklentimiz vardır. Belediyemiz de çok güzel işler yaptı bu arada, tanıtımlar falan, evet, sizin aracılığıyla. İyi işler yaptı. Çok güzel, çok şeyde, güzel, her şey çok güzel. İyi bir şey yaptı sizinle. Tabi bu da bütün mesele, bölge halkının katılımcılığı çok önemlidir. Paylaşım halkın, önemlidir, tabii. Hoşgörüsü önemlidir, evet, evet. Yapılacak olan işlerde tahammülü çok önemlidir. Bütün bunu olduktan sonra prensip ve kurallar devreye girer. Bu da ne demektir? Evet. Kendi coğrafyandaki kültürün de bunu yaşamak, evet, ve yaşatmak ve sürdürmektir. Ekoday da bunun bir şeyidir. Yöre halkının kalkınmasına katkı sağlar. Yöre halkının sosyal ekonomik gelişmesine katkı sağlar. Ve bunu da halkımız biz yapmak. Kesinlikle. Lazım ki yani kesinlikle, herkese gelecek olan kişilere güler yüz, saygı, kesinlikle, hürmet yaptığımız zaman bizim için çok daha iyi. Herkes için tabii çok iyi olur kesinlikle bu. Ve bu tatların da en iyi şekilde özüne uygun yapılıp sunulması. Evet. Önemli. Şimdi şey katmadan. Evet. Kendi özümüzü. Evet. Kendi özümüzü. Evet, evet, evet. Yani işte bulgur köftesinin içine koyarsanız acı biber boş olmaz. Olmaz, olmaz. O zaman çıkar. Değil mi? Değil ki. Çıkar. Demek ki evet, buna dikkat edeceğiz biz. Evet. Hep beraber ve burada gideceğiz. Bu arada şey oldu mu, mayandı mı şeyimiz? Evet. Evet, değerli izleyiciler. Biz biraz şey yaptık. Nurşan, Gülşen Hanım'la muhabbet yaptık arada. Bu mayalana kadar yaptık bir şey. Evet. Gördüğünüz gibi mayamız da mayalandı. Şu anda. Evet, ne yapıyoruz şimdi Gülşen Hanım? Mayamızı. Evet. Dökelim mayamızı. Ne mayası kullandık? Buna köy mayası kullanmak gerekir ama biz şimdi aceleye geldiğimiz için. Köy mayası nasıl olur? Ekmek hani yaparız ya eskiden biz. Hadi tamam, bunu anlat bakayım bana bir. Eskiden nenelerimiz, annelerimiz demeyelim, nenelerimizin tamam, zamanından evet, beri bu maya. Evet. Hamuru ekmek yaptıkları zaman o hamurdan bir parça ayırırlardı.
Hı hı. Onu saklanır. Eskiden 15'te haftada bir yoğrulurdu. Bir hafta sonra o mayayı tekrar çoğaltıp büyütüp ekmek yapar. Yine o ekmeğin kenarından bir parça yine ayrılırdı. Evet. Ayrılırdı. Başka sefer yoğurmaydı. Bu şekilde hamurumuz, mayamız devamlı tazelenir ve gider. Bu neresi anıdı eskiden? Buzla mı yoğurdu? Yok, tuzlanırdı. Tuzlanırdı. İyice tuzlanırdı. Evet. Tamam. Tuzlanırdı. Ondan sonra? Ondan sonra una batırıp saklanır öyle. Bezin içerisinde bezin, yoksa? Bezin içerisinde. Bezin içerisinde. Asılırdı yoksa bir şey dolapta, tel dolapta? Tel dolabında. Tel dolapta. Bir yerde saklanır. Evet. İstersen bir daha bunu özetleyelim biz. Bu köy mayasını bir daha özetleyelim istersen. Yapılan dedik ekmek hamurundan ekmek bir hamurundan parça ayrılırdı. Evet, ayrılır. O saklanırdı. O küçük bir mayadan büyük maya olurdu. Hı-hı. Ondan yine bir parça ayrılır. O büyük mayadan ekmek yapılır. Tuzlanma hangi aşamada olurdu? Tuzlanır. Yani ayırdık parçayı. Ayırdık parçayı, onu tuzlarız. Heh, onu söyleyelim, evet. Onu tuzlarız, tamam. Bekleriz mayalansın. Sonra... Ne kadar sürede o maya yanırdı? Yani 3-4 saat içinde. Ondan sonra olur. Onu ondan sonra saklayabiliriz. Bir çabuk cevabını sarardık. Bir bezin içinde. Eski ona. Eski tel dolabın içerisine koyardık. Ve bir hafta sonra çıkarıp tekrar evet, yani onu ekmeğe konardık. Kurusa da onun içinde mayası yine de vardır. O nasıl açardık? Islanınca. Islanınca. Suya koyar, ılık suya koyarız onu. O çözülür, tekrar evet. Yumuşar. O maya yine de oluşur. Evet. Köy mayası. Köy mayası. Evet, evet. Sen söyle. Evet. Köy mayası kullandık ama şimdi şeye geldiğimiz için, aceleye geldiğimiz için bakmaya kullandık. Evet, değerli izleyiciler, yine aceleye ama geldik. Ama bunun özelliği ki tabii ki köy mayası. Köy mayası. Köy yine mayası. Aceleye geldik değerli izleyiciler. Yine çok acele yaparak her şeyimizi. Teknolojiye yenik düşüyoruz. Zaman zaman. Yaparken programları da bizim varsa diye bak Gomi'de. Büyük konukta. O da aynı şey yapar bana zaman zaman. Önceden haberim olmuş olsa maya vardım. Geceden o mayalarım evet. Ben. O zaman bunu yapacak, bir defa yapacak. Bunu da göstereceğiz. Çünkü bu ayrıntı değerli izleyiciler. Köy mayasını biz konuştuk ama kayda almadık. Biz bunu kaynak yapamadık şu anda. Bu bir eksiklikti şu anda. Biz yine teknolojiye dayalı bir maya kullanıyoruz ve lokma yapacağız. Dolayısıyla köy mayasını not düşüyoruz. Köy mayası geleneksel bir harç malzemesidir. Yani lokmanın en önemli malzemesidir. Lokmayı lokma yapan, ona kıvamını veren bir ayrıntıdır. Dolayısıyla size biz bugün yalnızca bunu Gülşah'la konuşarak anlattık. Yani yapmadık. Konuştuk. Gitti Gülşah'ın evet, evet. Sonuçta ne diyor? İşte olacağı budur sonuçta. Değil mi? Nasıl hani bir sözlü konuşma, hani yazılı konuşma. Onu yapmaya çalışıyor işte. Şimdi amacımız bunu sırf lokma yapmak değildir. Geleneksel mutfak kültürü içerisinde kullanılan malzemenin de ortaya konması ve bunun tam anlamıyla topluma anlatılması, dünya anlatılması, dünyaya anlatılması ve otantik Kıbrıs mutfağına not düşmesi önemli ayrıntı. Ama evet. Çok yakın bir zamanda bu köy mayasını yapacak ekmek olarak. İnşallah. Şimdi yapalım Gülşah'ım. Ne yapıyoruz şimdi? Karıştırıyoruz. Şimdi zeytinyağını döktük. Adım adım. Bu da tuzumuz. O da göz kararı. Evet, geleneksel mutfağımız, geleneksel lezzetlerimiz. Evet. Suyumu soğutmadık mı? Ilık. Ilık, ilık su. Evet, şimdi harcımızı hazırladık ve onu yavaş yavaş karıştırıyoruz. Tüfek atar bum 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 ala yolunda. Güveyi şen gider gelin kolunda. Naralar hey 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 hey. Olur, bal olur, tüfek
Bazen nerede bir hamur işi yapılırken lokma hamuru gibi olsun derler. Evet. Değil mi? Evet. Ne demektir o? Yani ne demektir? Yumuşak olur. Yumuşak, gevşek olsun gevşek değil mi? Olur. Bu nasıl aldın derin ya? Gevşekliğini? Gevşekliğini akıyor. 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 O bir ölçüdür. Evet. Evet, o da ölçüymüş değerli izleyiciler. Evet. Lokmayı yine bir kanala gittim ben, orada canlı yayında yaptım. Aha. Bayanın biri geldi, ben diyor annemin yaptığı lokmadan başka bir lokma yemedim. Hı. Tanımam diyor annemin lokmasının üstünden başka lokma. Tamam dedim, siz bir deneyiniz. Kadın aldı bir tane, bir tane daha aldı. Daha alabilir miyim diye sordu. Dedim nasıl oldu, siz annenizin lokmasından başka bir lokma yemiyordunuz. Bu çok güzel oldu diyor kadın. Böyle çırpa çırpa, vura vura. Değerli izleyiciler, şu anda bizim lokma hamurumuz kavanozda hazırlandı ve onu yarım saat beklemeye alıyoruz. Gözünü örtüyoruz. Üzerine bir tahta kaşık koyacak veya başka bir şey. Onu da üzerine peşkirle örtecek. Niçin örtüyoruz bunu? Mayalansın. Mayalansın. Gülşen, bak dedim sana. Ben bir şey duydum Sadiye Baba'dan, kaynak kişiyim. Tamam mı? Evet. Sen bu duyduğumun görmüş olmayabilin. Çünkü aynı ekran kalıyor. Ben görmedim. Bilmiyorum. Tahmin etmiyorum da. Çok eski bir gelenek. Eskiden pilim vardı. Pilini bilin. Evet, biliyorum. Mutfaklarda bir köşede bulunurdu. Buğday, üstü açık. Şey, buğday, un, eski mercimek. Eski. Ambarıydı yani ambar. Şeyin. Altta bir delicik vardı. Çaprıkla kapalı. Alır çapıcı, alırdı. Evet. Ürüncüyü kapatırdı. Evet. Değil mi? Evet. Bunu hatırlan. Evet, hatırladım. Peki abi. O zaman çok eskiden Sadiye Bey'in baktığına göre ekmekten kesilen hamur ki maya olacak kaymak kaması için bunun üzerine un koyardı. Unla. Ama yok, un koymazdı. Onu bırakırdı bir süre şey yapsın, girsin. Ondan sonra bunu alıp da pirin içerisine atardı. Un pirin içerisine atardı, evet. Ve orada kalırdı. Sen bir şey duydun mu? Evet. Duydun? Evet. Aynısı un mi? Evet. Aynısı duydum. Evet. Yani pirin içerisine. Yani unun içerisine. Ha, pirinin unun içinde olan una. O içine bırakılırdı. Konulurdu, evet. Ona saklanırdı. Saklanırdı orada. O şekilde. Ondan sonra onu alırdı içerisinden. Evet. Sen gördüğümü öyle bir şey yoksa görmedin mi? Yok, görmedim. Duydun mu? Biz duydum. Duydun. Biz mesela şey aldığında eskiden torbayla alınırdı unu. Torbanın içine koyardık. Tabii pirin daha eski. Evet, pirin daha eski. Demek sen bunu hatırlan gördün. Evet. Ama torba içine konulurdu. Torba içine konulurdu. Demek ki o zaman daha önceleri pirin içerisindeki una konulurdu. Ve etiyle saklanırdı. Evet. Senin zamanında da yine unun içerisinde ama torbada. Torbada olurdu. Evet. Olabiliyor. Ondan sonra tel dolap olayı çıktı. Tel dolaba sokarlardı. Tel dolap vardı. Güzel. Evet. Bu da ayrıntı değerli izleyiciler. Eskiden mutfaklarda ambar olarak kullanılan pirin. Çamurdan yapılmış bir pirindir bu.
bir ambar şeklindeydi o, küçük. Ve içerisinde un kollardı, işte başına kolar içerisine un kollardı o pirinlere. Buğday kollardı. Bulgur kollardı içerisine. Ve maya da o unda sanırdı. Evet, bu kısmı geçtik yavaş yavaş. Ayrıntıya girdik. Bu hazır şimdi girmesi için. Ve şimdi neyi hazırlayacağız? Şerbetimizi. Şurubu. Ha doğrudu ya. Evet. Doğru söyleyeyim valla şurubu. Ne şerbeti ya şurubu. Yaşa bir kuşanım vallahi şey yaptın. Şurubu. Bazen şey modernleşti karşımda başkaları da ben şimdi modernleştim. Durup anlamadım bu şey bende vallahi. İşte şurubu yapacak şimdi. Şurubu içinde yapacak şeker ve su. Evet bunu da bir yapalım. Biraz var burada hazırlanmış. Evet. Yapalım ilavesini de içerisine. Tabii biri soğuk biri sıcak olur değil mi? Evet. Lokma sıcak. Şurup. Soğuk. Evet. O ayrıntıları verdik. Hadi şimdi bunu hazırlayalım. Ve biraz sonra da lokmayı pişirelim. Bu hazırdır. Böyle döker tamam. Gibi döker gibi. Tamam. Tamam. Okey. Tamam. Gördüğüm suyumuzu da içerisine. Bunu şimdi karıştıracak. Bir kaşığı alalım. Evet değerli izleyiciler, burada gördüğünüz gibi şekerimiz, suyumuz, yani şurubu hazırladık şimdi. Tahta kaşığında bunu karıştırırız ve beklemeye kalacak. Bunun olarak içerisine birkaç damla limon koyuyoruz. Limon, hani limonumuz, ekşi nerede? Limonumuz. Ekşi değil mi? Evet, ekşi. Ekşi de alalım ekşi. Hadi. Yani ekşi, görüşelim ya. Böğün şey dedik galiba, eksik dedik böğün. Ta. Soktuğu zipa neyse hadi ya bak. Evet. O eksik, bu eksik Allah için. Sessiz olduk bir anda. Şimdi ne yapıyoruz Gülşah Hanım? Şuruba ne yapacak bunları? Gelince şimdi evet, heyecanlandık. Diye bazı malzeme eksik koyduk biz. Yani kusura bakmayın. Heyecana girdik. Hep beraber. Şimdi ekşiyi kestik. Ne yapıyoruz şimdi? Ekşi yaprağı, gül damlası. Ne yapıyoruz şimdi bunları? Bunları şuruba. Sıkıyoruz ve karıştırıyoruz. Değil mi? Sıkıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Tamam. Oho, bu da içerisinde aromasını şimdi alacak değil mi? Evet, kokusunu alacak. Hem gül damlasının hem şeyin. Evet, değerli izleyiciler gördüğünüz gibi içerisinde ekşi sıkıldı. Sadevan hatırlatması üzerine geldi gül damlası da. Ekşi yapma içerisinde bunu karıştırdık ve bunu kapatacağız şimdi. Kokusunu alsın evet, değil mi? Bir kaynatacağız bunu. Ve kapatacağız. Tamam, hemen bunu yapalım o zaman. Ben bunu koyayım böyle buracığa. Düşanım ve şimdi doğru ocağa. Ben geldim arkadan hadi. Kapak da bendedir. Onu yak ocacığı da. Evet harika. Orada evet tamamdır. Evet. Bunun için kapatıyoruz. Ve şimdi ne olacak Gülşah'ın? Bu ne kadar süre kaynayacak? 3-5 dakika. İçeri kadar bir şey kaynar. 10-15 dakika. Evet. Kaynıyor. Sonra soğutmaya bakacağız onu. Evet. Ondan sonra lokma hamuru da girecek. Evet, girecek. Onu vereceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda kaynamaya bırakılan şeker, su, gül damlası, ekşi içerisine sıkılmış ve ekşi yaprağı. Bunu kapattık ve şu anda bunu 15 dakika kaynamaya bırakacağız. Bu arada hamurumuz girecek ve lokma yapacağız. Hangi lokmayı? Gülşah Hanım'ın geleneksel lokmasını yiyecek. Evet Gülşah Hanım. Hadi elim bakalım ne olacak hadi. Değerli izleyiciler yavaş yavaş hamurumuz girdi. Gülşah Hanım. Evet. Tam kanalı şimdi. Tamam bunu belirtmeyelim. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu kızartmaya alacağız. Evet. Hemen yan yana edelim. Şurup da uğraşta. Değil? Şurup da orada. Bunu koyayım buracığa. Evet. Hep daha hamurcu bulduk. Evet, bunu eller yön değil. Evet. O becerisi biraz tabii. Tabii. Evet.
Evet Gülşen, yavaş yavaş bunlar kızardı. Değil mi? Evire çevire. Şimdi çıkarttık ve yan süzüyoruz biraz. Ondan sonra da şurubu içine atıyoruz. Evet. Gül damlalı ekşi içine sıktık ve ekşi yaprağı beraber. Şeker ve su. Evet, şimdi özelliği bunun biri sıcak, biri soğuk. Bir soğuk olması evet. Gerekiyor. Şurubun muhakkak soğuk olması gerekiyor. Evet. Bu çıkınca kaç gün dayanır Gülşen Hanım? 3 gün dayanır. 3 gün dayanır. Çökmez değil mi hamur içine? Yok. İyice pişittin sonra. Çökme yok. 3 gün içerisinde bu yenebilir daha. Yenebilir. Aynı tatta, aynı tazelikte. Evet. Bak kayısı gibi. Ha? Kayısı yerine bunu ye. Kayısı gibi evet. Çok güzel. Evet, evet, evet. Hadi. Şimdi kurtaracaksın değil mi? Buyunu kurtaracaksın. Evet. Hadi kurtar. Ben tabii daha baldım. Seks yapalım. Hadi. Bu kürdanımız. Çok lezzetli. Güzel sadiye var. Hadi gelin beraber. Buyur sadiye. Tamam gelin. Diyet dediler. Diyet mi ya? Hadi Gülşen sen de al. Asıl bizi. Asıl bunu. Gelin beraber. Tamam. Oo, çok güzel bunlar ya. Nasıl acaba? Gülşen çok güzel. Eline sağlık. Çok güzel. Eline sağlık. Çok güzel. Evet değerli izleyiciler, siz ben, bakın bize yiyecek şimdi. Her zaman bu tatlı tatlıyım için. Bana başka tatlılar şey gelmez, hoş gelmez de. Çok güzel, Buyurun sayın seyirciler. Ha, şimdi gördün. Yapacağın şeyim. Ben de hiç tatlıyı sevmem size bak, düşünüyorum. Hiç tatlıyı sevmem. Afiyet olsun. Bu tadı aldık şimdi Gülşen Hanım. Tabii arada gözden kaçıyordu. Evet. Bunun yiyin diye esas neyle yenir bu? Bir, bunu balabatırın değil mi? Hasat yaba. Evet, evet. Evet. Balabatırlar. Balabatırla yenir. Evet. Diğeri? Diğeri şekere batırlar. Senin de şeker sorun değil mi? Allah'a şükür. Allah'a şükür. Tat. Bunu da balatayım. Evet dediği izleyiciler gördüğünüz gibi lokmayı da bala batırarak veyahut da şekere batırarak güzelce tadını alabilirsiniz. Dediği izleyiciler bu Erdem'indir. Ona ayrıldı. O biraz sana götürecek Erdem. Evet, bu da benim. Bitti mesela diye bizim yavaş yavaş. Çok dalı geldi. Siz de bunu alırsınız. Vallahi olur. Yok demeyin. Evet, değerli izleyiciler. Bugün Gülşen Hanım'la birlikte lokma yaptık. Ufak ayrıntılara girdik. Ufak ufak bilgiler aktarmaya çalıştık. Ve bunun şurubundan hamuruna kadar her şeyi birlikte hazırladık. Ve size bugün lokmayı anlatmaya çalıştık. Yaparak, mutfakta yaparak. Evet, gelecek hafta yeni bir programda buluşmak ümidiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın ve son sözde ben birkaç söz için Gülşen'e bırakıyorum. Ne söyleyeceksin sen? Son sözlerinde. Öncelikle hoş geldiniz. Evime şeref verdiniz. Sağolunuz. Bu eski tatlarımızı, nelerimizin, annelerimizin yaptığı şeylerin tatlarını ileriye götürmek için, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak için çaba gösteriyoruz tabii biz bu arada. Beğenildiği için de mutlu oldum tabii. Her zaman da aynı tatları burada bulabilirsiniz. Tamam. Her zaman bekliyoruz. Evet. Ve size teşekkür ediyoruz. Bizi bekliyor Gülşen Hanım ve tekrar hoşça kalın.